Tabii gelebilir canım, tabii. Tamam şekerim, dur ben hemen sorayım. Tamam, bir dakika, bir dakika. Ne diyor Betüş? Neden telefonda konuşurken yazık yazık diyordun baba? Betüş Hanım eve kimi getirecekmiş? Şimdi bakın çocuklar, anneanneniz sabaha karşı kapısının önünde bir kimsesiz çocuk bulmuş. Ah canım! E'si bu çocuk yuvadan kaçmış, ailesi yokmuş, yazık. Betüş de birkaç gün bizde kalabilir mi diye soruyor. Gelsin. Hem biz ona arkadaşlık ederiz. Tamam. Alo Betüş. Çocuklar da Çilek'in geleceğine çok sevindi. Hemen gelin, bekliyoruz. Tamam, bay bay. Ya çocuklar, dün geceden beri ilk defa Betüş'ün sesi çok iyi geldi. Adı Çilek miymiş baba? Yaşasın, yaşasın. Sadık da çocuklar da dört gözle seni bekliyorlar Çilek. Ama dikkatli olmalısın. Çilek'in peri olduğu anlaşılırsa zor duruma düşersin. Bir kere Çilek fanilerin arasında nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor, öyle mi? Biliyorsun. Peki, hadi anlat bakalım, ne yapman gerekiyormuş? Sihir yaptığımı hiçbir fanin bilmemesi lazım. Eğer bilerlerse perilerin elindeki sihirleri alırlar. Ve de en önemlisi... Mecbur kalmadıkça hiçbir peri sihir yapmamalı. Aferin sana, harikasın. Gördünüz mü? Çilek her şeyi biliyor. Hadi biz artık gidiyoruz. Dur kızım, acele etme. Bak daha Perihan teyzen gelmedi. Acaba yuvadan izin verecekler mi? Verdiler bile. Periler heyeti olarak bütün forsumu kullandım. Orada çalışanlar seni zaten çok iyi tanıyorlar. Çileği gözü kapalı sana emanet ettiler. Ailesinden hala bir haber yokmuş. Yarına kadar bir araştıracaklar gene de. Hadi bakalım, o zaman biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Oh, iyisin. Kızımın evinde birkaç gün gel, keyfim gel. Ay, küçük peri yine giderek sana yapacağını yapmış. Ne yaptı? Ne, aynaya bak görürsün ne yaptı. Şimdi çığlık atacak, kapa kulaklarını. Bu ne? Geç kalıyorum eve, nerede kaldı bunlar? Sen git artık, işin bitti nasılsa. Olmaz, şu çileyi görmezsem çatlarım. Firuze abla, sabah görürsün. Nasıl olsa birkaç gün bizde kalacakmış. Olmaz, bugün görmezsem uyuyamam. Biz geldik. Bakın işte Çilek. Gel bakalım Çilek. Hoppa. Merhaba Çilek. Ah biçare, pek de güzel maşallah. Hoş geldin Çilek. Nasılsın bakalım Çilek? Ben size Çilek'le ilgili çok önemli bir şeyi söylemeyi unuttum. Çilek söylenen her şeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. Olsun. Al, benim daha bir sürü bebeğim var. Bunları sana hediye ediyorum. Ben de sana bunu verebilirim. Erkek oyuncağı ama bazı kızlar da seviyor. Bunu daha çok sevdi. İyi ki saklamışım. Abim bu arabayı küçükken bozmasaydı çok güzel hareket ediyordu. Nasıl oldu? Demek ki bozulmamış. Dur bakayım. Güzeldi, çalışıyor. Bilsem vallahi sana hediye etmezdim. Sen abime bakma. O sevdiklerine her şeyini hediye eder. Özellikle de Tuğçe'ye. Bak, benden canımı iste ama borç isteme. Tamam mı? Tanıştırayım. Bu da var Yemez amcamız. Betüş'cüğüm, al kahve getirdim. Çok teşekkür ederim, eline sağlık. Rica ederim hayatım. Cem'le Ceren Çilek'le nasıl anlaştılar? Çok tatlı bir kız ama. Ya çok tatlı. Ama ya keşke konuşabilseydi. Belki bir gün iyileşir. Umarım bizimkiler onu tanıyınca ne kadar şanslı çocuklar olduklarını anlamışlardır. Ya.
Ama ben Çile'ye çok üzülüyorum hayatım. Ben de. Perihan teyze kimsesizler yurduyla konuşmuş. Hı. Çile'nin ailesine ulaşmaya çalışacaklar. Ya bulamazlarsa? Ya da buldular diyelim. O gaddar anneyle baba ya çocuğa kötü davranır ya onu kabul etmezlerse? O zaman ona başka bir aile bulmaya çalışırlar. Zaten Çilek yuvada çok mutsuzmuş. İkide bir de kaçıyormuş. Aa, niye? Yani iyi bakmıyorlar mıymış? Kötü mü davranıyorlarmış? Yok. Bu yuvalar aslında çok iyidir. Ama Sadıkçığım, bir çocuk için anne babanın yerini başka hiçbir şey tutmaz. Düşünsene. Her hafta sonu kimsesizler yurduna o çocukların ziyaretçileri gelir. Çilek gibi hiç kimsesi olmayanlar da bahçenin bir köşesine oturup uzaktan bakarlar. Ve bir gün belki bizim de bir yakınımız gelip bizi ziyaret eder diye umut ederler. Of of. Aa, bak aklıma ne geldi. Ne? Umur Bey'le konuşsam diyor. Yani bir aile bulunamazsa Çile'ye o ona evlat edinsin değil mi? Yani yaşlı, zengin, sonra yalnız bir adam sevap işlemiş olur. Ay Sadıkçığım ama Çile'ye çok yazık olur. Haklısın hayatım, ben ne diyorum ya? Ah, ah, Allah'a şükürler olsun. Kızımı iyi gördüğüme çok sevindim Dudu. Ben de ama içimden bir ses Betüş'ün o ufaklığı evlat edineceğini söylüyor. Ah keşke edinse, ne güzel olur. Edinsin de bu yaştan sonra torun büyüteyim değil mi? Zaten şatomda bir köpek var, kaçık bir kız var, bir torun eksik yani. Ne ilgisi var canım? Betüş kendi çocuklarına kendi evinde bakıyor. Eda, telefona bak kızım. Lütfen söyler misin? Niye trip yaptın şimdi? Taci, ben gece gündüz Betüş'ü kocasından ayırmaya çalışmıyor muyum? Çalışıyorsun. Günün birinde sihirim işe yararsa Betüş de kocasından ayrılır. Çocuk da bana kalır. Ay bu yaştan sonra torunlu büyüteceğim canım. Pes yani pes. Hala sihir düşünüyorsun. Tabii ya. Ne sandın? Madem Betüş'ün üzüntüsü yavaş yavaş geçiyor, bu kitaptan yeni bir sihir bulup onlara ayırmalıyım. Allah'ından bul. Emi Dudu. Ay buldu bile, buldu bile. Ne oldu? Ay ne olacak? Arayan Umur amcaydı. Seni çok özlemiş, buraya seni görmeye geliyor. Ne? Yoksa ona şatonun adresini mi verdin? Ağzımdan kaçırdım. Ah benim akıllı kızım. O bizi fani sanıyor. Buraya gelirse, bu şatoyu görürse peri olduğumuzu öğrenecek. Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım söyle. Ha? Ah anneciğim, biz seninle nelerin üstesinden gelmedik. Şimdi bak. Evi normal bir ev haline çeviririz sihirle. Üstümüze başımıza da normal insan kıyafetleri giydiğimiz zaman tamam. Hanımlar hanımlar bir dakika, hiç havaya girmeyin. Bu evin erkeği benim. O adam buraya giremez o kadar. Bal gibi girer, sana soran olmadı. Giremez. Girerse ısırırım. Ha sen öyle san kıskanç köpek. Oh olsun. Hadi Eda, şatonun yolunu düzelt. Ben de buraları toparlayayım. Anne. Suzan. Diyorum ki sabah akşam ensene tırnaklarımı geçirmem iyi olur muydu? Olmazdı tabii Suzan. Olmazdı. Peki o zaman niye huyundan vazgeçmiyorsun anne? Yani sabah akşam periler için ölüp biterken neden bir kez olsun benim için bayılmıyorsun? Hı? Ama Suzan niye kendini onlarla kıyaslıyorsun? Senin yerin ayrı, perilerin yeri ayrı. Ne? Demek kalbin ikiye bölündü ha? Bak Suzancığım sen beni yanlış anladın. Sana demek istediğim... Seni yanlış anlamıyorum Avni. Çünkü seni anlamıyorum Avni. Anlamıyorum. Bak, sana bu evliliğin devam etmesi için 3 tane şık sunuyorum. A, derhal psikiyatriste gideceksin veya isteyeceksin. B, yok ben psikiyatriste gidemem diyorsan o zaman dürbünü kendi iradenle bırakacaksın. C, bunu da yapamıyorsan o zaman beni bırakacaksın Avni. Beni bırak da ben kurtulayım Avni. Çabuk bana cevap ver. Çabuk A mı B mi C mi? Cevap veriyorum. Heh. D ve E. Ne? De elimde değil. Bunların hiçbirini yapamıyorum. Seni çok seviyorum. Bu kadar. Hah. Öyle mi abi? Evet. Peki. Madem öyle, ben de şimdi derhal dışarı gidip en büyüğünden bir teleskop alıyorum. Oh. Ve kendi hayatımı yaşıyorum anne. Sonra görüşürüz. Oh. Fişi almayı unutma. Bunun ne olduğunu
olduğunu merak ediyorsun değil mi? Bak bu astikyo. Bir mesajlaşma aracı. Sen okuma yazma biliyor musun? Tüh, bilseydin sana buradan arkadaş bulurduk. Gel bari beraber araba yarışı oynayalım. Ya abi bizi kız kıza bıraksana. Ne güzel stilleri geziyorduk. Gezersiniz gezersiniz. Çilek daha bizde nasıl olsa. Kaç gün kalacağını nereden biliyorsun? Ya yarın giderse? Gitmez. Bizi hemen bırakmaz değil mi Çilek? Vallahi ben bu Çilek'i çok sevdim Ceren. Keşke o benim kız kardeşim olsa. Hiç senin gibi dırdırlanmıyor. Onunla dalga geçme. Onunla değil seninle dalga geçiyorum akıllım. Hadi Çilek Ceren'e hücum. Hayır Çilek Cem'e hücum. Bizimkiler yine kapışmış. Üçüncü bir çocuğumuz olursa neler olabileceğini daha iyi anlıyorum. İnanamıyorum. Çilek sen ne kadar güçlüsün. Maşallah ya. Küçücük haliyle bizim iki azmanı nasıl da dize getirmiş. Neyse biz aşağı inelim onlar oynaya dursunlar. Tamam tatlım.